Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İç gündeme dair bazı gelişmelerle alakalı partimizin değerlendirmelerini sizinle paylaşmak için buradayız. İlginiz için teşekkür ediyoruz. Bu hafta iki önemli olayın yıl dönümlerini idrak ediyoruz. Malum 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zafer Bayramları. 1071'de kazanılan Malazgirt Zaferi, Anadolu topraklarının İslamlaşması anlamında çok büyük bir vakadır. Alparslan'ın ordusuna Kürt Müslüman toplumundan da 10 bin kişi, hatta Fars ve Arap Müslümanlar da destek vermiştir. Savaşa katılan Kürt ileri gelenlerinden Molla Yahya, din kardeşlerimizin yanında cihat etmeye geldik diyerek Alparslan'ın çağrısını cevapsız bırakmamıştır. Sonuçta Büyük Rum ordusu kısa sürede mağlup edilmiş ve Anadolu topraklarının kapları Müslümanlara tamamen açılmıştır. Yine yaklaşık 900 yıl sonra Anadolu topraklarını küffarın işgalinden kurtarmak ve Müslümanlığının devamını temin etmek amacıyla bu coğrafyada yaşayan Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i ile bütün Müslümanlar binlerce şehit vererek düşmanın işgaline son vermişlerdir. Malazgirt ile başlayan fiili savaş anlamında büyük taarruz ile bitmesine karşın günümüze kadar devam eden süreçte bu ağır bedelleri ödeyen ecdat aslında bize sadece bir toprak parçası bırakmadı. Bu coğrafyada yaşayan bütün halkları tek vücudun azaları haline getiren, aynı değerler uğruna omuz omuza ölüme koşmalarını sağlayan ruh, İslam kardeşliği ve ümmet şuurudur. Onlar aslında bize toprak ile birlikte İslam medeniyetini miras bıraktılar. Bunun kadrini bilmek, bu medeniyete sahip çıkmak ve aynı ruhu, aynı kardeşlik erdemini bilmek biz geride kalanlara bırakılmış bir sorumluluktur. Türkiye'nin yeni yüzyılı İslam ortak paydasındaki bir birlik ve kardeşlik ruhu ile yazılmalıdır. Tanzimat dönemiyle birlikte yara almaya başlayan ve tek parti iktidarı döneminde açıkça canına kast edilen bu kardeşlik ruhu yeniden ihya edilmeli, kardeşliğin edebiyatı değil, hukuku esas alınmalıdır. Diğer önemli gündem maddelerimizden bir tanesi de eğitime dairdir. 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğretmenler için 4 Eylül, öğrenciler için ise 11 Eylül'le başlayacaktır. Öncelikle bu eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi ne yazık ki yine birçok kronik sorunla birlikte başlayacaktır. İdeolojik eğitim sorunu, batıcılığı ve tabiat perestliği sağlık veren müfredat sorunu, karma eğitim dayatması, sınav odaklı sistemde ısrar, eğitimde fırsat eşitsizliğine ve nitelik sorununa yol açan kadro ve fiziki yetersizlikler ile ana dilde eğitimin öndeki engeller bunlardan sadece bazılarıdır. Bütün bunlar eğitimde en acil ihtiyaç olan insan yetiştirme amacından bizi uzaklaştırmış, kendi medeniyetlerine, kendi değerlerine uzak, manevi anlamda çöküntü yaşayan bir gençliğin yetişmesine neden olmuştur. Değerli arkadaşlar, öte yandan ekonomik kriz öğrenci okutan vatandaşın belini iki kat bükmektedir. Servis ücretleri, kırtasiye giderleriyle diğer eğitim giderleri artan hayat pahalılığı ile birlikte büyük bir külfete dönüşmüştür. Bu bağlamda zorunlu ve parasız eğitimin gereği olarak sıkıntı yaşayan ailelere öğrenci başına destek verilmeli ve servisler ücretsiz sağlanmalıdır. Ayrıca ödenek yetersizliği nedeniyle okulların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle okul idarecilerince velilerden bağış adı altında kayıt parası alınabilmektedir. Bu sorun artık nihai olarak çözüme kavuşturulmalıdır. Veliler açısından külfete dönüşen bir diğer uygulama ise öğretmenlerin yardımcı kaynak talebidir. Geçen yıl bakanlıkça yardımcı kaynak dağıtımı da yapılarak bu konuda önemli bir adım atıldı, ancak dağıtım bütün okullarda aynı zamanda yapılamadı ve ciddi gecikmeler yaşandı. Değerli arkadaşlar, bu konunun da artık sorun olmaktan çıkarılması gerekir. Ya ders kitapları yardımcı kaynaklara ihtiyaç bırakmayacak şekilde hazırlanmalıdır ya da yardımcı kitaplar zamanında dağıtılarak bu ihtiyaç ivedi bir şekilde giderilmelidir. Bu arada karma eğitim dayatmasından vazgeçilmesi yönündeki çağrılarımız da başta CHP olmak üzere bir takım çevrelerce bağlamından koparılmakta, konunun tartışmaya açılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Bizim söylediğimiz şey gayet açıktır. Bu meseleye temel insan hakları ve hukukun üstünlüğü perspektifinden bakılmalıdır.
Her anne baba kendi çocuğunu kendi inanç ve hassasiyetine göre yetiştirme hakkına sahiptir. Eğitimin zorunlu olduğu bir yerde devlet ebeveynlerin taleplerine göre alternatifler sunmakla mükelleftir. Bu bağlamda her türlü dayatmadan vazgeçilmeli ve karma eğitimin yanı sıra ayrı eğitim sistemi de hayata geçirilebilmelidir. Ebeveynler hiçbir baskı altında kalmadan çocuklarını istedikleri okullara gönderebilmelidirler. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, diğer bir önemli konumuz da tarım ve çiftçilerimize dair sıkıntılardır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı mısır alım fiyatı beklentilerin oldukça altında kalmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen sene ton başına 5700 lira verirken bu yıl sadece 300 lira tutanda bir artışla ton başına 6000 lira açıklaması büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı mısır alım fiyatı çiftçilerin maliyetlerini karşılamaktan bile çok çok uzakta kalmıştır. Bütün girdilerin %100'ün üzerinde arttığı bir ortamda %5'lik bir artış çiftçileri mağdur edecek ve tarımsal faaliyetleri sekteye uğratacaktır. Bir milletin kendi kendine yetebilirliği açısından tarım stratejik bir öneme sahiptir. Tarımsal ürünlerde dışa bağımlılığın önlenmesi hayati önem taşımaktadır. Bu konuda Hüdapar olarak biz diyoruz ki çiftçiler birer hazine gibi kıymetli görülerek korunmalıdır. Girdi maliyetlerinin çiftçiye maliyeti çok çok yüksek olduğundan ekimden koparmasına müsaade, bunların ekim ve tarım işlemini yapmaktan koparmasına müsaade edilmemelidir. Bu nedenle çiftçinin mahsulünün maliyetinin altında satılmaması için açıklanan fiyatlar revize edilmelidir. Sorunun kalıcı çözümü için tarıma dayalı sanayi teşvik edilmeli, ihtiyaç fazlası gıda ürünlerinin işlenerek ihraç edilmesi desteklenmelidir. GAP gibi yarım kalmış sulama projeleri süratle tamamlanmalı, sulanabilir tarım arazilerinin miktarı arttırılmalı ve toprak bir an önce su ile buluşturulmalıdır. Tarım arazilerinin şehirleşme ve sanayileşme gibi amaç dışı kullanılması önlenmeli, gıda sektörünün en yaşamsal ve stratejik sektör haline geldiği gerçeği artık idrak edilmeli ve bu bağlamda tarımda dışa bağımlılığı ve maliyet artışlarını azaltacak ciddi adımlar atılmalıdır. Aksi halde çiftçiler önümüzdeki yıl dahi tarım yapamayacak duruma gelecektir. Değerli arkadaşlar, iki yerel soruna da hızlı bir şekilde temas ederek konuyu bitirmek istiyorum. Şırnak Üniversitesi'ne bağlı İdil Ziraat Fakültesi Üniversitesi'nin üniversitenin merkez kampüsüne alınması gibi bir durum söz konusudur. Oysa fakülte İdil'e maddi anlamda ciddi bir katkı sunmaktadır. Bu nedenle İdil halkının fakültenin taşınmasına ciddi anlamda bir tepkileri söz konusudur. Şırnak bütün ilçeleriyle yatırım ve kalkınmaya ciddi anlamda muhtaç durumdadır. Şırnak'a yatırımlar elbette ki teşvik edilmeli ve bu yatırımlar sadece belli yerlere değil, ilin tamamına yaygınlaştırılmalıdır. Hiçbir yatırım almayan İdil ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu talebi makul görülmeli ve değerlendirilerek fakültenin taşınmasına müsaade edilmemelidir. Var olan sorunlar da ivedilikle çözülerek üniversitenin yurt sorunu bir an önce halledilmelidir. Değerli arkadaşlar, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir soruna da temas etmek istiyorum. Bilindiği üzere Gaziantep'in Nizip ilçesinde evsel atıkların bırakıldığı Nizip çayı sağlık açısından ciddi bir tehlike arz etmeye başlamıştır. Bu derenin ıslah edilmesi amacıyla Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesi hayata geçirilmek istendi. 155 milyon TL'lik projenin 2023 yılı başında tamamlanarak faaliyete geçirileceği vaat edilmesine rağmen bu proje halen tamamlanamamıştır. Bu projenin ağırdan alınması ciddi tepkilere neden olmuş, zehirin her tarafa saçılmasına vesile neden olmuştur. Hem evsel atıkların hem de bölgede bulunan endüstriyel tesislerin atıklarının Nizip çayına akıtılması bölge sağlığı açısından büyük bir tehlikeye dönüşmüştür. Bölge sağlığını tehdit eden bu tehlikenin bertaraf edilmesi ve Nizip çayının sulu tarıma kazandırılması için proje hızlı bir şekilde tamamlanmalı ve halkın sağlığı öncelenmelidir.